Merhaba arkadaşlar. Tekno Game'in Türkçe yamasıyla The Evil Within oynamaya devam ediyoruz. En son oyunun 9. chapter'ını geride bıraktık. 10. chapter'ına geldik ama direkt böyle bir yerden başlattı. Normal mı bu bilmiyorum. Şu dikenli tel simgelerinin bir anlamı var mı? Finalde bunların hepsi yerlerde de bir sürü şekiller mekiller var. Nereden geldik? Nereye gidiyoruz? Her şey açıklanacak mı? Açığa kavuşacak mı bilmiyorum. Oyuna DLC de gelecekmiş. Belki bazı şeyleri DLC'de açıklayacaklardır. Nasıl bir şey olacak bilmiyorum. Belki bitince DLC'sini de alırız. DLC zaten daha çıkmadı. Duyuruldu sadece. Onu da alıp oynarız belki. Bakarız. Alien Isolation'da da var DLC'ler. Ruben. Rubik. Evet işte bunu biz de tahmin ediyoruz. Bölüm 10. Zanaatkarın malzemeleri. These microbes, they're mine to do with as I please. İnsanları denekleri herhalde haşere gibi görüyor. Yani böcek gibi, mikrop gibi. Finalde ne çıkacak? Merak ediyorum. Yukarı çıkmayacağız. Buradan devam edeceğiz ama. Ha, yavaş yürüyor. Eğiliyor musun? Eğiliyorsun. Eğildiği zaman daha hızlı yürüyor. Kendi kalktı ayağa. Dişliler, çarklar. Ha, burada kayıt istasyonu. Daha oyunun başında. Alamıyor muyum? Niye? Onları kaçırmamak lazım. Malikane. Bundan önceki bölümde geldiğimiz yer zannedersem. Çocuklarım benden alındı. Evet, iki çocuğu da ölen. Gerçi Rubik kurtuldu ama. Allah Allah, o da başka bir şeye dönüştü herhalde. Bilemiyorum. Kaderim miydi, bu onun yaptığı bir şey miydi? Şüphesiz mükemmel oğlum değil, yangından oldu. Allah Allah. Her şeyi mahvetti, her şeyi aldı. Çocuklar aynı değil. Ernesto bile değil. Ernesto kim ya? Sebastian Ernesto. Che. Ama şimdi gittiklerini söylüyor. Bu nasıl mümkün olabilir? Bir anne böyle bir şey bilir. Hala canım evladımın sesini duyuyorum. Kahkahalarını duyuyorum ve her zaman bodrumdan geliyor. Bu olamaz. Evet, biz de bir takım sesler duyuyoruz. Bir kız sesi dalga geçer gibi arada gülüyor, milyon falandı bir önceki bölümde. Yani çocuklarına ihtiyacı vardır. Allah Allah. İlginç. Nereye gideceğiz? Oradan geldik. Orada kayıt. Oraya gideceğiz. Şu normal silahımızı alalım da. Şunları bir kıralım. Hepsini bir kere de kırdı. Aferin sana. Yok mu? Yok mu? Bir tanecik mi çıktı? Şunu ateş etsek patlar mı? Kurşun harcamayacağım. Burada kaydedeyim mi? Kaydedeyim. Sırf kaydetmek için değil. Arada bir hastaneye gitmek iyi oluyor. Orada çünkü hiçbir şey yokmuş ya sağda solda. Orada da yine notlar, işte gazeteler falan filan buluyorsunuz. Bazen orada da enteresan şeyler oluyor. Hemşire geliyor, bir şey diyor falan. Ya şu anda da yine bir kamera açısı. Yo. Biri bu kapıya vuruyor ama bu kapıya mı vuruyor? Hangi kapıya vuruyor? Do you have any idea why this world is the way it is? What? Who are you? Daha önce burada kimse yoktu. Nefret. Rubik'in nefreti, nefret adamı tüketiyor.
Silent Hill'le mi döndürecekler? Ne olacak? Onda da o nefretten doğmuştu ya her şey. Sen kimsin ya? Hemşire. Normal bir insansın ama bazen yaratıklardan daha çok korkutuyorsun. Tuhafsın ya. Önceden bizim duvarlarda işaretler vardı. Şimdi onlar yok. Duvarlar zaten yani burası gittikçe harabeye dönüyor. Linç. Neymiş haber? Araba kazası 2 ölü. Varlıklı toprak sahibi ve karısı araba kazasında öldü. Aa, adamla kadın da mı ölmüşler acaba? Acaba onlar mı? Ernesto ve Beatrice. Victoriano'nun cesetleri enkazda bulundu. Ailenin mirasçısı tek oğlu. Aa, evet, yangından kurtulan Ruik. Ailenin mirasçısı olmuş. Zenginlerdi, evet. Çocuk da kafayı yiyince o mirası acayip acayip deneyler yapmakta kullandı. Olabilir mi? Her şey olabilir. Şöyle bir yere kaydetti. Bölüm 10 için en zor, en tuhaf, oyunun en tuhaf bölümü geçmesi en zor kısmı diye duymuştum ama bakalım, inşallah öyle olmaz. Şuradan gideceğiz. Eğilerek gidelim. Ne olmaz ne olmaz. Silahımızı da eline... Silahını eline alınca illa kalkıyor, ayağa kalkıyor. Yani eğildiği yerden nişan alamıyor, ateş edemiyor. Çok tuhaf. Saçma. Kimse yok mu? Huhu. Cephane. Alayım onları. İki tane mi? Pişt, oyun da pek cömert. Oo, oralarda bir fabrika mı vardır, nedir? Sesler geliyor ama. İyi bir karar mı veriyorum bilmiyorum aşağı inmekle ama zaten başka da bir şansımız yok. Hayır, 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 hayır. Ya Sebastian, aşağı in, aşağı. Oo. Göremeyecektim bunu. Şeyi yakmasaydım, feneri yakmasaydım. Bunu iptal de edemiyoruz. Ne alaka ya? Allah Allah. Bir oraya var, bir buraya var. Lan! Ne oldu? Kendi ayağa kalktı bu arada. Ben kaldırmadım. Onu al. Bin. Aha. Ne bu? Patlayıcı. Al onu. Au. Tekrar. Bunu al. Heh. Şimdi bunları da bir kır. Ne çıktı? Çıkmıştır bir şey ya. Heh. Tekrar eğilelim. Aha, o ip gitmiş. Allah Allah, anlamadım. Neyse. Acaba şunlar mı kapanıyordu? Ha, olabilir. Anam, ceset sandım bunları. Bunlar kırılamıyor değil mi? Aa, kırılıyor ama bunlardan bir şey çıkmıyor. Belki de çıkıyor şimdiye kadar. Hiç onları kırmakla uğraşmadığımız için. Burada bir kapı var. Gideceğimiz yer acaba o kapı mı? Sanmıyorum. Sanki ileri doğru gidecekmişiz gibi bir his var içimde. Burada da bir kapı var. Hmm.
İçeriden sesler geliyor. Ha, açılmıyor. İçeride birileri var ama. Ha, burası da açılmıyor. Eğil. Ben çok ürkütücü yerlere gidiyormuşuz gibi bir his var içimde ama bakalım hayırlısı. Ne oldu? Kayıt noktası. Fare. Olur olmadık yerlerde ayağa kalkmamak lazım. Fare, baga mı girdin? Çabuk çık, ben de girdim. Ya orada bir şeyler var. Şu lamba. Oo, kapı kapandı arkamızda. Lamba şeyi aydınlatmıyor. Yanımıza taşıdığımız. Daha ileriye aydınlatmıyor. Burası ne böyle ya? Geliyor. Burayı nasıl açacağız? Ha, basıp. Ne oluyor ya? Oha! O neydi? Oha! Lan! Ben bu şeyi, ipi, tuzak, şunun için eğildim. Allah'tan eğilmişim ha. Kelleyi uçuracaktı. Ayağa kalkmak yok arkadaşlar. fena burası. Şişe. Ne işime yarayacaksın? Orada tuzak. Bunu aldıktan sonra ayağa kalkmıyordu değil mi? Yerdeki şeyi almak için bile ayağa kalkıyor. Önce ayağa kalkıyor. Ne kadar saçma. Harbiye öldük. Demek ki onu hesaplayacağız. O geçtikten sonra kalkacağız. Yani. İyi, burada hızlı kayıt almış olması işimize yarıyor. Öldü. Yuh. Şimdi buradan. Neyse. Biz de şunu alırız. Şu çalan müzik telife takılmaz inşallah. Takılabilir ama şu ana kadar bu oyunda telife takılan olmadı. İnşallah olmaz. Uf, tam ucundan var ya. Şimdi ve bundan bu sefer şey çıkmamış, yeşil sıvı. Ya buraya girdik. Tamam. Feneri kapat. Allah, ne oluyor? Ne oluyor? Bir şeyler kırıldı. Güzel. Onu yaktık. Onun da elinde bir şey vardı. Balta vardı galiba. Yok muymuş? Balta yok muydu onun elinde? Kadının elinde balta vardı ama düşmedi o demek ki. Ya biri ateş ediyor galiba. Onu öldürmemiz şart mı acaba? Herhalde şart. Nerede ki? Aha, gördüm. Bekle beni Pikachu. Uhu. Şimdi
Neredeydi o? Ha, şurada. Nerede ya? Oha. E ben onu niye göremiyorum da o beni görüyor? Ha, gördüm. Uf, ben de onu vurdum yalnız. Öldü mü? Öldü. Bu sefer öldü. Yalnız iki kere de vurdu bizi. O iyi olmadı işte. Kullan. Neyse. Elimize de gene pistolümüzü alalım. Oney. Oo, iki tane mermi verdi. Güzel. Teşekkür ederiz. Ha, buradan yukarı çıkış var. Kapı mı bu? Değil. Ha, oradan yukarı çıkacağız. Şişeyi alalım. Buralara baksak mı? Bir şeyler var mıdır diye. Yok gibi. Yok gibi. Çıkalım o zaman. Allah, dur. Şey yapamıyor muyuz? Eyvah eyvah. Uf, gitti kafa. Öbürünü öldürdü zaten. Oo, onda da silah var. Oha. Uf. Onun da elinde silah varmış lan. Bunu fark etmemiştim. Ve burada 3. Oha, bu ölmemiş. Kafam patlamış lan senin. Şimdi patladı. Öldünüz mü? Bak, kibritim yok. Öldüyseniz söyleyin. Bu. Bunu da dolduralım. Bunu pek kullanmıyoruz ama. Ha, bu doluymuş zaten. Neyse. Ne şu? Ha. Ya bunları da ölüyorum ben bunlarda ya. Uf, ucunda patladı. Ne patladı dedim? Patlamadı ama ucuna geldi. Buralar nereler ya? Ver ona bakayım. Free. Şunu alacağız ama duvardaki şeyleri okuyor mu? Şişeyi al. Tamam, onu alacağız. Onu almadan önce şöyle sağa sola bir bakayım da. Çünkü onu alınca bir şeyler kalkar, ayağa kalkar. Güzel. Oha! Line! Tamam, al. Depolama hücresi. Elektrikli ekipman çalışsın. Ha işte şey, batarya. İşte.
Burada bu yoktu ya. Allah Allah. Highway biri daha çıktı. Şimdi neyse, Allah'tan yakın yerden başlattı. Şu bir daha geçsin, öyle atlayalım. Of, az daha. Evet, biri öldü. Şu bir daha geçsin. Eğil. Eğil. Vuh. Ha, şu şişe buydu herhalde. Şu zamanlama olayı. Şu kapıdan da mı gireceğiz acaba? Şuradan. Ha, burada da var bir tane şişe. Orada bir kapı var. Büyük bir kapı var. Şurada parlayan bir şey var. O ne? Hiçbir şey değil. Çok güzel. Şurada bir tuzak daha var. Al. Tamam. Şuraya bir girelim bakalım. Kalkar mı? Kesin kalkar. Bu ne? Kibrit. Oo, güzel. Yak. Oo, iki kişi. Bir saniye. O zaman şöyle yapıyoruz. Heh. Şimdi tabancayı alıyoruz. Aa, güzel. Çok iyi ya. Çözdük biz bu işi. Kıvırdık bu işi. Tamam. Şişeyi de al. Eğil. Orada bir tuzak. Şimdi o tuzağı iptal etmeden önce şuraya bir bakayım. Arkasında saklanan biri var mı? Yok. Ceset var mı? Yok. Tamam, şu tuzağı bir patlasa da bir şey olmaz. Güzel. Şişe de kırılmadı elimizde. Bunlar yoktu. Ok olarak elimizde tek eksik onlardı. İyi oldu. Kullanma. Ha. Bunu burada kullanacağız demek ki. Kaydettin mi? Ha, kapı açıldı. Tamam. Ben hiç o kapıdan bakmamıştım zaten. Hadi. Geç. Zıplamıyor. Ha, bunun üstünden zıplamıyor. Yine aynı yerden dolanacağız. Neyse. Ha, şey var mı? Zombili. Zombili bom. Yok. Direkt kapıdan geçeceğiz. Güzel. Kaydettin mi? Oyun kaydetmedi de ya. Of. O şeyi taktığımızda kaydetti mi acaba? Elektriği. Belki o zaman kaydetmiş olabilir. Yakma. O cesetler kalkar mı?
Burada da bir yer var. O cesetler kalkar ya. Şunu bir deneyeyim mi? Hiçbir şey olmadı. Çok kalkacakmış gibi duruyorlar. Ya kıyamıyorum da kibritimi. Kalkmazlar ya. Kalkmazlar, kalkmazlar. Bunlar akıllı ceset. O neymiş? Vay, harita parçası. Görmeyecektim az daha. Ben cesetleri kalktı sandım. Kalkmamışlar. Aferin size. Bu kablo neyin kablosu ya? Hortum. Ha, aşağı in. İn. Oo. Eyvah eyvah, aşağıda ne var öyle? İnmesek mi? Ya bunları yaksam mı? Yakmasam mı? Bilemiyorum yani. Uf. O giden yaratık neydi onu göremedim ya. Yerde böyle balta sürüklüyordu galiba. Kocaman baltası olan bir şeydi. Şey gibi. Silent Hill'deki o piramit kafada yerde bir şey sürükler ya. Böyle devasa bir kılıcı vardır onun da. Onun gibi bir şey yapmışlar galiba. Bu oyuna el feneri lazım. Heh, 5. Güzel. Yani böyle eski tip fener yerine, kandil yerine el feneri. Kayıt noktası güzel. Bu ne be? Orada bir şey var mı? Yok. Abartıyorum tabii. Şunu bir kapat. Önce şunu al. Sonra bir dakika ya, şey yapacağım. Silah, buradan eğildiğim için silah çekemiyorum. Silah çekmem için kalkmam lazım. Nasıl ya? Yani iki mermi harcadım senin yüzünden. Çık 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 çık. Neyse, anahtarı aldık. Şimdi bunun üstüne çıkıyor mu, çıkmıyor? Neyse, bir anahtarımız oldu en azından. Şunun üstünde iyi. İki mermi harcadık, üç tane aldık. Şu kapıda ne vardır? Bunu da açmıyorum. Açıyor. Açıyor. Şu kapıyı açmıyordur muhtemelen. Şu ne? Ha, güzel, bunu alalım. Bunu yine aynı tip kapı çünkü muhtemelen yine buna elektrik vereceğiz. Nereden vereceğiz? Şuradan vereceğiz. O beni görür mü? Gördü bile. Olmadı. Uf, çok güzel. Uf, çok güzel.
Bir tane daha var gibi sanki ya. Yok mu? Var ya, sesi geliyor. Hadi ama ya. C. Pompalı. Normal silahımızın cephanesi biterse biz de pompalı kullanırız ama cephane geldi. Güzel. Onu tekrar alayım elime. Bunlar ölmüştür herhalde. Allah. Ben ta oradan beni nasıl görüyorsun ya? Uzaksın. Bunlardan bir şey dökülmemiş mi ya? Niye düşünmüyor, dökülmüyor bunlardan bir şey? Açacağım bunu. Hop, güzel. Kaç oldu? 24. Güzel. İyiyiz, iyiyiz. Orada başkası var mı? Çok komik oldu bu ya. Hiç hesapladığım bir şey değildi bu. Dur lan, bunlara vur. Bir tane de buradan çıktı. Başka bir şey yok. İyi, hiçbirini yakmamıza da gerek kalmadı. Şişeyi kafasına vurduğunuzda sersemliyor. Ve o anda hemen hain saldırınızı yapıp orada almamız gereken şey. Etkisiz hale getirebiliyorsunuz. Güzel. Ya öğrendik artık biz bu işi ya. Uzman olduk. Uzman olduk be ya. Bir dakika, burası bayağı karışık ya. Orada da bir şey, tuzak varmış. Her yerde tuzak var. Oyun tuzak kaynıyor. Buraları arkadaşlar, yani gördüğünüz üzere hiç ayağa kalkmadan oynayın. Yani bence en güzeli o olur. Karşıda bir şey daha varmış. Nereler böyle ya? Kibrit. Güzel. Artık sevgili cesetlerimizi tatlı tatlı yakabiliriz. Orası da bir yerlere gidiyor. Allah'ım, neresi burası? Ben şu parlaklığı görünce... yok, oradaymış. Yine doğru şeyi görmüşüm. Şunu bir yak. O kalkar. Evet. Çok akıllıca bir hareket yapmışım. Bunu aldıktan sonra hüngürt diye sağdan soldan birileri çıkmaz inşallah. Şu duvardakini de bir indirelim. Huhu. 30. Güzel. Şu anda şey yapmayacağım. Ok yapmayacağım. Çünkü sağdan soldan buluyoruz ve çok sık kullanmıyorum şu aralar. Bittiğinde yapacağım. Bitmeden yapmayacağım. Malzememiz var. Bol bol var. Burası nereye gidiyor? Muhtemelen geldiğimiz yerden geri dönmemiz gerekiyordu ama. Yoksa burası geldiğimiz yere geri mi dönüyor? Yok, burası başka bir yer. Göremiyorum hiçbir şey. Göremiyorum. O kadar sandıktan bir şey çıkmadı mı ya? Orayı aydınlatmışsınız, geri kalan her yer karanlık. Şu dolabın içinden böh diye bir şey çıkacak gibi duruyor çok. Evet, çok öyle duruyor.
Kapıda kilit var. Şu kapıdaki kilide vursam, ateş etsem. Saçma bir fikir mi? Ne, şişeyi mi? Kapıdaki kilit kırılabiliyor olsaydı ateş etmeye gerek kalmadan bu yumrukla vurunca kırılırdı. Göremiyorum neyin geldiğini. Çok karanlık. Orada şey de var. Biçer. Tepemde de var. Allah'ım nerelere geldim ya? Göz görmüyor, çok karanlık. Herhangi bir tuzak tetiklememek lazım. Yani dönüş yolunu bulur muyum? Çok şüpheliyim. Labirent gibi burası ve bir sürü şey de kaçırdım eminim ki. Şimdi şunlar hep çalışacak birazdan karanlıkta. İnşallah onlar çalışmadan önce ha kayıt noktası güzel. Kullanma. Neyi kullan ya? Anlamadım ki. Kullan mı yazıyordu orada? Ama şu bunu çalıştıracağız. İşte her şey çalıştı. Işıklar, Allah'tan elektrik de açıldı. Allah'tan elektrik de açıldı, evet. Zombiler kalktı mı? Uyanan var mı? Ben buradan geçerim, o geçemez. Aa, ben o da geçemem. Ben de geçemem. O da geçemez. Uf. Heh, yak. Ne? Fenaydı bu. Şişe işe yarıyor ya. O neydi? Bir şişe daha. İyi güzel. Nereden gidiyorlar? Ne oldu? Of, haşırt. Güzel. Eğil. Eğil, eğil, eğil. Eğil. Sessiziz. Sinsiyiz. O ne? Allah'ım o ne? Allah'ım o ne? O ne?
O kapıdan geçebiliyor muyum? Ben ona şey yapayım ya. Pompalı. Var mı bir tane daha buz? Var. Uf. Bombalı da mermi bitti. Bomba. Bir tane daha. Bir tane daha. Öldü. Öldün mü yavrucuğum? Ölmüş. Uf. İyiydi bu. Başka gelen var mı? Yok. Yalnız hiçbir şeyim kalmadı ha. Pompalı mermilerim de bitti. Her şeyim bitti. Ne oldu? Ha, bu burası mı çalıştı? Yo. Ne olduğunu anlamadım. Ha, onun altından geçeceğiz. Onun altından ha nasıl geçeceğiz? Ne kadar saniye kalıyor yukarıda? Yukarı çık. Tamam. Line. Ölürsem burada bir yerde o yaratıkla tekrar kapışmak zorunda kalacağım. Hiç hoş değil. Hiç hoş değil. Bu da yapışıyor mu? Oo, tek tek. Nereye gideceğim? Geri dönmüyor onlar. Geçebilir miyim acaba? Bunlar geri dönecek mi acaba? Süresi falan var mı? Hiç belli değil. Şu anda hiçbir şey belli değil. Ben ortadayken çat diye bir şey çalışırsa ne taraf hangi yöne gideceğim de belli değil. Kapı nerede? Ya buradan çok tırstım ben ya. Kapı ha orada merdiven var. He tamam. Huh. Ne olur kaydet. Hiç yapar mı öyle bir şey? Hiç öyle şeyler yapar mı? Yapmaz. Şu ney? Elektrik misin, buz musun? Buzsun. Bombasın. Bombamız full mü? Ya o da full ya. Neyse kullanırız sonra döner alırız.
Çok tırsak oynuyorum değil mi? Evet. Katılıyorum. Haklısınız. Ama oyun korku oyunu. Tırsmadan oynuyorsanız zaten tadına çıkaramazsınız. Oradan alev mi çıkacak? Ne çıkacak? Abicim. Hiçbir şey çıkmadı şimdilik. Bakalım. Uf. Aa, o ne? Harita parçası 19. Ya bir anahtar daha vereyiniz. İncelemeden direkt atladım ya. Kayıt noktası. Ha, güzel. Şöyle yapacağım. Kontrol, üret. Kontrol, üret. Kontrol, üret. Tamam. 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 Şunu da iptal edeyim çünkü ben koşacağım buralarda. Paso. Artık bunun malzemesi lazım olacak. Önce bir tane bundan atacağım. Gelsene. Mübarek. Bunları öldürmeden acaba sadece karşıdan o kolu çevirerek gidebiliyor muyum gitmem gereken yere? Öldü mü acaba? Ölmedi galiba. Öldü mü lan? Aa, ölmüş. Vay. İyiymiş. O zaman etrafa bir bakayım. Ama ben yine de şey yapayım. Şundan. Başka da yapamıyorum zaten. Neyse. Elimde bu olsun. Ney? Yak mı? Ha, yak. Tabii yak. Şunu da yak. Ha. Bunlardan bir şey
Çıkmadı, boş boşuna yaktık. Neyse, kibrit... Aa, kibrit zannettim. Mermiymiş. Daha iyi. Ben... Ne? Ne aldım? Göremedim ne aldım, yazmadı. Şunu oradan alabiliyor muyum? Aa, vallahi alabiliyorum. Çok iyi. Bunu bilmiyordum. Belki de biliyordum da hatırlamıyorum yani. Tamam. Oh, pompalı mermisi. Oh, suyundan da koy. Güzel. Şimdi bunu çevireceğiz. Belli ki. Onları öldürmeden de hani dondurup bunu çevirip buradan geçebiliyormuşuz demek ki. Ama öldürdük, iyi oldu. Malzemelerimiz vardı nasıl olsa. Yalnız onlardan şimdi gene çıkarsa o zaman hapı yutabiliriz. Şu nedir? Ondan var. Full. Bu bölüm bayağı uzun oluyor ya. Yani şey, kayıt noktası falan çıkmadı şimdiye kadar. Ha, ara ara otomatik kayıt alıyor şimdi Allah için. Ama hani gidip bir yerde kaydedip rahat rahat adam gibi. Ha, bu geliyor ve gidiyor. Gitmiyor mu? Bunun altından geçebiliyor muyuz ya? Hmm, geçebiliyoruz. İyi. Ha. Tamam, burası açıldı. Peki bu kapı açıldı mı? Burası kilitli. Ha yok, burası zaten kilitli değildi. Tamam, doğru. Burada bıraktığımız bir şey var mıydı? Ha, burada bıraktığımız bir şey yoktu. Tamam. Koş. Şunu aç. Mümkünse kayıt olan bir yere gidelim buradan. Hala kayıt yok ya. Yalnız ben şunu yakayım da, görünmüyor çünkü o ipler. Sen nesin? Abi onunla mı karşılaşacağız? Eyvah eyvah. Ya burada bir yerde kaydedelim, gözünü seveyim. Sevgili oyun. Orada tuzak var. Yaklaş. Şu ip değil mi? İp. Tuzak değil mi? Aa, değilmiş. Parlıyordu ama. Oraya mı gideceğiz? Kapıdan mı geçeceğiz? Ha, kapı değilmiş gibi, pencereymiş. Buradan gideceğiz. Kalkar mısın sen? Kalkmazsın. Lay. Abi. Uf, ah, ses kayıt. Been taken from me since the accident by those who seek to consume me. They are in the darkness, with only the phantoms of my mind to comfort me, to taunt me. I nearly lost myself completely. But then I saw her. Deep down I know she was only an apparition. But I would regain my face, recover what was taken from me, restore her, my beloved sister, Laura. Kız kardeşini canlandırmak içinmiş demek ki bütün bunlar. Canlandırmaya çalışmak. Bir çeşit Frankenstein. Psikopat Frankenstein. Aha! Kayıt odasının sesini duyuyorum. Vallahi. Hem otomatik kayıt noktası,
Hem de manuel kayıt noktası. Tekmeyle açtım, girdik. Ya önceden bu odalarda not var. Sebastian Castellano'nun günlüğü. İşimin bir parçası olarak dostlarımın ve ortaklarımın ölümlerini izledim ve bu hiçbir zaman kolay olmadı. Ama hiçbir şey kendi evladını kaybetmekle karşılaştırılamaz. Bunu önlemek için milyon kez ölürüm ama yapamam. Toprağa küçük tabutu gömdükleri zaman çok çaresiz hissettim. Acısı dayanılmaz. Böyle olmaması gerektiğini biliyorum. Ancak son birkaç haftadır uyumamın tek yolu içmek. Kendine alkole verdim. Mayra için endişeleniyorum. Bu onun için aşırı zor bir durum ve bunu atlatma şekli oldukça sinir bozucu. Yalnız kalmak istiyor. Bütün gece ayakta kalıyor. Zihnini bu trajediden uzak tutmak için çalıştığını söylüyor. Ancak kendini dünyadan dışlıyor gibi duruyor. Çiftler çocuklarını kaybettiklerinde nasıl bir eğilim gösterirler biliyorum ve bundan kaçınmak için yeterince güçlü olduğumuzu umuyorum. Demiş. Gidelim. Burada otomatik kayıt da almıştı gerçi. Yani gitmemize gerek yoktu ama. Gidelim ki şey yapalım. Bir anahtar bulduk. Bir şey unuttuk. Aha, orada biri oturuyor. Mu? Yok, oturmuyormuş. Şu neymiş? Victor Patrick Higgins. Victoriano ailesinin avukatı. En son müvekkili olduğu tahmin edilen bir adamla görüşürken görüldü. Allah Allah. Var mı haber? Yok. O zaman beni yaz oraya ablacığım. Şuraya kaydedeyim. Önümüzdeki bölüm yine buradan başlayalım. Hem anahtarla bir tane dolap açalım bakalım ne çıkacak. Hem de gidelim şuradan bayağı bir 10 küsür bir 20 bine yakın galiba puanımız var. Onları değerlendirelim, kullanalım. Ondan sonra tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdilik bu kadar. Uzun bir bölüm oldu. Yapacak bir şey yok. O yani kayıt aralıkları çok uzun. Bir de ben böyle sinsi sinsi sessiz sessiz oynamaya çalışınca biraz da daha uzun sürüyor tabii ama. Neyse, siz de daha detaylı görmüş oluyorsunuz. Kaçırdığım şeyler kesin olmuştur. Bir sonraki bölüm görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.